Herkese merhabalar. Bugün Skoda Octavia videosuyleyiz. Octavia biliyorsunuz uzun bir sürenin ardından yenilendi ve ülkemizde satışa sunuldu. Şöyle etrafında bir dolaşalım. Artık boyutlar bayağı büyümüş benim ilk gözüme çarpan. Artık D segmentiyle yarışır hale gelmiş. Şöyle etrafında bir dönelim. Arka tasarım bu renk de çok hoşmuş bu arada. Bu style donanımı. Tek teknolojili 1.0 TSI motoru var. Ve bu araçta elektrik desteğiyle biraz daha hani akıcı olması, biraz daha çevreci olması, artık hibrite geçerken ve elektriğe geçerken birazcık destek olması açısından böyle bir şey yapılmış. Böyle yan tasarımını gösterdim. Ön tasarımına bakalım bir de. Burada full led farlarımız mevcut. Aşağıda da sislerimiz var. Ön tarafı Superb'e çok benziyor. Ben beğendim açıkçası. Şöyle arkaya doğru bakalım. Yanda kaç bu? 17 inç alüminyum alaşımlı jantlarımız mevcut. Yakışmış. 17 yeterli zaten bunun için. Şöyle arkadan bir yan tasarımı size değerlendireyim. Yan tasarımdan Superb anımsattı bana biraz açıkçası. Boyutlar çok büyümüş. Biz Passat'a baktık mesela. Passat'la çok yakın boyutları var. Passat yerine tercih edilebilir mi? Edilebilir belki ama. Şöyle arkaya doğru yavaştan geçelim. Bagajla başlayalım. Biliyorsunuz bunun camla birlikte açılıyor bagajı. Ve hangar gibi bir bagajı mevcut. Burada bir asma halkamız var. Bir gözümüz mevcut. Burada led bir ışığımı gördüm. 12 voltluk soket yine burada. Kedideki'nin aynısı kapaklı. Açmayayım şimdi. Burada da yine aynı şekilde asma halkamız, gözümüz ve böyle trafik setini falan sabitleyeceğimiz yerimiz mevcut. Şu altında bir göz var. Ona da bakalım. Burada stepnemiz var. Şurada da tutma kolumuz var. Bagajı kapatıyoruz. Yavaştan arkasına doğru geçelim aracın. Depo kapağımız da burada. Yine benzinli bir. Burada normalde aldığınızda şey oluyor. Buz kasıcısı oluyor. Bu araçta koymamışlar. Şöyle. Şimdi arkaya geçelim yavaştan. Kumaş koltuklarımız var. Isofix destekleri var. Yine bunları söylememe gerek yok. Bunda kapaklı bir Isofix kullanmışlar. Kapı üstlerinden şöyle başlayalım. Sert ama üzeri farklı bir malzemeyle kaplanmış bir kapı döşemesi var. Verdiği hissiyat çok sert gibi değil. Kapı kolu yine Skoda'nın farklıdır. Böyle bir değişik bir tasarımın. Yani bu tasarımı bütünlemesi için böyle yapılır. Burada böyle siyah bir detay var. 5. Burası yumuşak deri. Burası sert. Burası da sert. Keşke bu tuttuğumuz yerler yumuşak olsaydı. Burada bir hoparlörümüz var. Kapı içi gözlerin altı halı kaplı. Ve yani yeterli seviye doğru. Arka kullanılacak kadar yeterli. Şöyle yavaştan arkaya doğru geçelim. Diz mesafesi bir karış. Burada güzel bir göz var. Önünde bir göz daha var. Telefon koymalık. Işıkları gösterdim. Dokunmatik. Burada havalandırmamız. Bir oyuk var. Çünkü böyle bir klima yok. Burada bir göz var yine. Güzel. Şu kol dayamayı yatıralım. Güzel bir kol dayaması var. Ve bir bardaklığı var kol dayamada. Güzel. Orta koltuğa geçelim. Burada bir güzel araç. Şaft tüneli var. Bir karış bir şaft tüneli var ama geniş olduğu için burada 3 kişi seyahat edilebilir. Yani sınıfındaki rakipleri Corolla vesaireye göre iyi. Baş mesafesini şöyle göstereyim. Bir karışa yakın bir baş mesafesi var. Ve bu koltuklar aşağı doğru gidiyorlar. Tavan bu arada siyahmış yine. Siyah tavan çok severim. Yine 4 tutamağımı standart. Arkadan öne genel bakışımızda böyle. Ve şey değil, klostrofobik değil siyah tavana rağmen. İçi bej olduğu için ferah kalmış bir nebze olsa. Öne doğru geçelim yavaştan. Yine bu sefer sağdan da bir bakış atalım. Sağdan. Oo bak burası güzel kumaş kaplı böyle güzel bir şey var. Burası da yumuşak plastik bayağı. Torpidoya bakalım. Torpidomuz halı kaplı, soğutmalı ve ışığı da mevcut.
boyutu yani fena değil. Yeterli seviyede ambiyans aydınlatmalarımız mevcut. Onu içeride de söyleyeceğim zaten. Bu koltukta herhangi bir elektrik desteği yok. Bel desteği mevcut. Direkt ön tarafa doğru geçelim. Evet, ön kapı üstlerimiz yumuşak arkaya göre. Yine kapı kolumuz böyle katlanır, aynamız mevcut bu araçta. Buralar yumuşak. Burada burası da yumuşak. Arkada burası sertti. Yine aynı detaylar devam ediyor. Ön kapı içi gözlerde şöyle içeri doğru gidiyor biraz. Burası da gayet güzel. Halı kaplı. Aşağıdaki detay güzel. Kapıyı açınca aşağıda Skoda yazıyor. Şurada ön koltuklara böyle bir genel bakalım. Yine bunda herhangi bir baldır desteği, elektrik desteği göremedim. İç kokpite genel olarak bakalım. Arkadan da baktık zaten. Gayet güzel. İki kollu direksiyonu ben pek beğenmemiştim ama canlıda görünce beğendim. Burada far anahtarımız değişmiş. Otomatik, park ve normal olarak değiştiriyoruz. Sis farımızı da buradan. İçeri doğru oturayım. Burada bir gözümüz var. İçi halı kaplı ve açılı kapanma hissi de güzel, yumuşak. Buralar güzelmiş ve kumaş. Buralar da yumuşacık. Yani şurası sert. Şuradan sonra biraz yumuşamaya başlıyor. Şuralar daha yumuşak. Airbag var burada galiba. Direksiyonumuz gayet güzel, böyle kristal vari bir tuş dizilimi mevcut. Buradan sesli komutu radyo ayarlarını yapabiliyoruz. Burada şerit takibin ön bölge asistanının vesairesinin kontrollerini yukarı aşağı yol bilgisayarının kontrollerini yapabiliyoruz. Burada bir hayalet göstergemiz mevcut ve çözünürlüğü yine sizin ekrandan kötü gördüğünüz ama benim gayet göz dolduran şekilde gördüğüm bir ekran mevcut. Bu tarafa geldiğimizde boyutunu tam hatırlamamakla birlikte şu an ekranı yazacağım. Büyük bir ekranımız mevcut. Tuşların basma hissi gayet güzel. Dokunmatiği de gayet güzel. Hızlı çalışan bir ekran. Klima kontrolleri buradan yapılıyor yine ve şuradan da yapılması lazım. Yani buradan ses kontrollerini yapabiliyormuşuz, artı eksi. Menü diyelim, ambiyans aydınlatması kendiniz ayarlayabiliyorsunuz rengi veya modunuza göre kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Kontak kapalı olduğu için yapamıyoruz şu an. Bu ekranı ben beğendim, gayet güzel. Yine yukarıdan kaydırıp kedideki gibi görebiliyorsunuz ve bu menü güzel olmuş. Araca, telefona, navigasyonu kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz burayı zaten. Burada sürüş modlarının butonu mevcut. Burada bir park asistanımız mevcut. Dörtlü butonumuz, kilitlememiz. Klimaya buradan hızlı ulaşabiliyoruz. Ön cam, arka cam rezistansları da buradan. Bu artık hani Volkswagen ailesinin yeni tasarım dili. Golf 7'de vesaire, Golf 8'de vesaire gördüğümüz. Burada güzel klima flaşlarımız, gayet hoş, güzel. Burada bir gözümüz var. Kablosuz şarj bu araçta yok. Opsiyon olarak alabiliyorsunuz. 2 adet USB Type-C'miz de mevcut. Vites topuzu, artık vites topuz değil, seçici. Gayet güzel. Kedidekinin aksi, yani kedideki de güzeldi. Bu tabii biraz daha kaliteli hissettiriyor. Şöyle geldiğimiz zaman burada elektronik park frenimiz, auto hold desteğimiz ve anahtar gözümüz mevcut. Burada da 2 adet bardaklığımız mevcut. Kol dayamamız güzel. İleri geri, yukarı aşağı ayarı mevcut. Ve içi de yani yeterli seviyede, biraz daha büyük olabilirmiş. Herhangi bir soğutması da yok. Genel olarak böyle araç. Yukarıya bakalım. Crossland'da bakmayı unuttuk. Işıklı bir makyaj aynamız mevcut. Burada bir gözlüklüğümüz mevcut. Bunun içi halı kaplı değil ama böyle pütürlü plastik kaplı. Güzel. Yine dokunmatik ışıklarımız da mevcut. Çerçevesiz aynamızla birlikte. Bu kadar. Dışarı çıkalım ve kapanış yapalım. Evet, birlikte yeni Octavia'ya bir bakış attık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.